Muhterem efendim, rızkınızı yerin derinliklerinde arayınız mealindeki hadisi şerif nasıl anlaşılmalıdır? Bu nebevi beyanın müminlere yüklediği vazifeler nelerdir? Allah Celle Celaluhu yani insanı yaratırken böyle git başının çaresine bak dememiş. Yani öyle bir zemine, öyle bir talimgaha göndermiş ki yani her şey sanki başının ucunda. Biz biraz da burada bu başımızın ucunda olan şeyleri nasıl su ülfetten dolayı, ünsiyetten dolayı çok görmüyoruz da. Yani ille de evimde otururken de bir şey gelsin böyle dallarıyla, burnumun dibine sarksın beni filan öyle bekliyorsak burada, esbab dairesi bu. Burası hikmet dairesi. Bu hikmet dairesi içinde insan teşebbüsünün yanında o kudreti ilahinin tasarrufu söz konusudur. İnsan iradesinin hakkını vermenin yanında meşiyeti ilahinin tecellisi söz konusudur. Öbür taraf kudret dairesidir. Burada akıldan geçen, hayalden geçen şeyler, hani burada dualara terettüp eden şeyler gibi. Onun da örneğini veriyor ki ona inanasınız. Bazen dua ediyorsunuz, bakıyorsunuz aynı ile oluyor o mesela. Allah lütfediyor. İşte o dualar türünden olan şeyler orada aklınızdan geçen şey, dudaklarınızı kıpırdattığınız bir şey o istikamette hemen oluveriyor karşınızdan. Burası kudret dairesi. Hazreti Üstad Risale'de buna burası darul hikmet, orası darul kudrettir diyor. Açıktan açığa kudreti kaire tasarruflarıyla kendini gösterecek bir yönüyle. Artık o iman etmek için, şehadet etmek için değil. Belki hani şehadetinizi size bir kere daha tekrar etme, farklı televünleriyle onu bir kere daha ilan etme. Zat-ı Uluhiyet adına o ne ifade eder? Onu idrak edemeyiz. O ayrı bir derinlik ifade ediyor. Fakat bizim Kadir Şinaslığımızın sesi soluğu sayılabilir orada. Yani insani vefanın bir yönüyle sesi soluğu sayılabilir. Öbür tarafta. Şimdi yani dünyada da bunlar böyle kudufa daniye, külü veşrebu herniyen bir maestaktun file yamül haliye. Her şey burnumuzun dibinde yani. İşte arzı az kurcalasak, karıştırsak neler çıkıyor. Sağımızda, solumuzda böyle ser çeken, böyle dal budak salan, tüllenen ağaçlara baktığımız zaman da nimetlerle tülleniyorlar bunlar. İşte güneşin ziyasına baktığımız zaman, şakır şakır sulara baktığımız zaman, denizlere baktığımız zaman, karalara baktığımız zaman emrimize amade. Kur'an-ı Kerim'de değişik yerlerde geçtiği gibi insanın emrine amade, müsahhar tabiriyle ifade ediyor. Gökleri ve yeri emrine müsahhar kıldık diyor yani. Ancak burada esbapla bir yönüyle izole edilmiş gibi bir yönüyle. Onu da yine Hazreti Pir'in sözüyle çok iyi biliyorsun, çok tekerrür eden bir söz. İzzet ve azamet ister ki esbab perdedarı desti kudret ola aklın nazarında. Allah onları perde yapmış. Burada perdeli veriyor. Orada bütün bütün mutlak manada perdesiz mi bilemiyoruz. Mutlak manada yani yine bir ağaç varsa, bir ırmak varsa, o ırmakın üstünde bir köşk, bir villa, bir kasır yapmışsa bunlar bütün bütün perdesiz mi yoksa kudretin gereği olan az perdeli bir şey mi? Zira umumu hasiseyle kudretin mübaşereti görülmesin diye öyle yapıyor onu. Orada da insanların arzuları vardır, istekleri vardır, iştahları vardır. Belki onlara esas teşkil edecek şekilde yine kudretin o türlü şeylerle mübaşeretin görülmemesini o kudreti kahire iktiza ediyordur. Hani ona nispet edeceğimiz fiillerde kelime seçme mevzunda zorlandığımı ifade etmeliyim bir kere daha. Evet yani bir yönüyle öyle ama fakat işte bu perdeli olan şeylerde o perdeleri delme, yırtma bir yönüyle. Hakikaten o nimetlere uzanma. Yani yine o ağaç ise meyveyi verecek ama fakat burada şöyle demiş onu yani ya fide olarak alıp dikeceksiniz ya çekirdeği toprağa atacaksınız işte o büyüyecek olacak. Onu öyle yapacaksınız. Mesela ekinlerle meşhur olacaksınız. Arpa, buğday, darı, yulaf ekeceksiniz. Siz ve hayvanlarınız Kur'an-ı Kerim ifade ettiği gibi bunlardan istifade edecekler, yiyecekler. Ve günümüzde söz konusu olan şey bunlardan enerji elde etme meselesi de söz konusu.
pahalı bir şey midir bu? Bu pahalıysa işte enerjinin bir taraftan her yerde geçerli olanı zannediyorum. Bir taraftan da kolay istihsal edileni aranıyor daha ziyade. Hani o bile edilebilir. Daha bilemiyoruz onlardan neler edinebilir yani. O sizin arzı ektiğiniz şeyler. Orada bile utlubu rizka fi habayel art yani yerin derinliklerinde, toprağın içinde rızkınızı arayın yani. Siz oradan çıktınız. Allah sizin rızkınızı da onun içinde yarattı. O toprağın içinde yarattı. Ve belli değil yani. Şimdi günümüzde bir kısım tahminler, spekülasyonlar, arzın altındaki petrol stokları, bunlar rezervleri şu kadardır. İşte toryum şu kadardır. Fosfat şu kadardır, bilmem ne şu kadardır filan. Demek suretiyle altın rezervleri şu kadar, gümüş rezervleri şu kadardır, bakır şu kadardır falan demek şeyler yapıyorlar bunlar. Bunlar bir yönüyle ulaşabildikleri şeyler yani. Yerin ne kadar derinliklerine kadar ulaşıyorlar. Arızasız, tehlikeye sebebiyet vermeyecek şekilde nereleri tetkik ediyorlar yani jeolojik olarak. Öyle yerlerde vardır ki oralara giremezsiniz. Hani ben yine benim dönemde geçerli olan bir alete bağlayarak ifade edeyim. Yani kazmayı vurduğunuz zaman tepenize lav mamaları fışkırtacaksanız oralarda onları aramaya cesaret edemezsiniz. Yani bu kadar derinliklere giremezsiniz. Bir ikincisi de sürekli bir istihale var orada. Yani nasıl bazı şeylerde belli ölçüde mutasyonlar oluyor aynı zamanda. Küre-i arzda da Allah Celle Celaluhu onu yaratmadığı söylenemez. Bu açıdan da hani birilerinin o mevzudaki iddiaları spekülasyon olabilir, aldatma olabilir, göz bağcılık olabilir. Öyle gösterme olabilir. Öyle gösterme kendi hesapları açısından kendi çıkarlarınadır. Başkalarını tenvim etme, hipnozlama bir yönüyle bu açıdan. Evet, sonra küre-i arzın o türlü şeyler yeniden yeniye böyle icat etmeyeceği söylenemez. Yani bir istihale var. Kaç defa o kutuplar yer değiştirmiş, güneyi kuzey olmuş, kuzeyi güney olmuş bilemiyoruz ki. Ne değişimlere sebebiyet vermiştir. Kaç defa dağlar yerlerini denizlere terk etmiş, kaç defa denizler bir yönüyle dağ olmuş dağlarda, Akdeniz'in zemini gibi deniz olmuşlardır. Belli değil yani bunlar. Evet, bu açıdan Allah Celle Celaluhu, Kur'an-ı Kerim buraya ve cennel arda mihada diyor yani. Burada bir espri var yani. İnsan yeryüzünde böyle aciz, zayıf, annesinden doğmuş bir çocuk gibidir. Fakat biz onu merhametsizliğe terk etmedik. Adeta evin içinde annenin elleriyle hep ırgalanan bir beşik şeklinde küre-i arza koyduk. Maması başının ucunda, annesinin elinde, küre-i arz annesinin elinde onu. Ve cennel arda mihada kaç yerde diyor bunu. Temhil sözünü ifade ederken de diyor. Belli ölçüde o rahatlık içinde böyle Cenab-ı Hakk'ın bütün nimetlerinden istifade edebilir, yararlanabilir o insan diyor. Ne var ki yani insan böyle hemen bu küre-i arza böyle baktığında bizim o mevcudun körlüğü de oluyor bir yönüyle. Yani mevcut insanı kör ediyor. Bir yönüyle var olan şeyler insanı kör ediyor. Belki böyle çok ciddi bir aciz, bir fakr söz konusu olsa, bir ihtiyaç söz konusu olsa, bir ızdırar söz konusu olsa gözlerimizi açacak bakacağız etrafa. Fakat öyle bir şey olmadığından dolayı bunları gerçek çehreleriyle göremiyoruz. Tam göremiyoruz bunları. Bir, yani bu yan var. Enbiya-i Zam bizi sadece o mevcut nimetlerle böyle işte çözün bunun, şifreli anahtarını bulun, açın bu kapıyı, ondan istifade edin filan. Hani dedirtmemek için onlar Kur'an mesajıyla, Tevrat İncil mesajıyla gelmişler. Onların kütüb-ü salifenin saatli olduğu yerler itibariyle diyelim. Bunlar işte biraz bunları anahtar olarak kullanın bu mevzuda. Yani Allah'ın nimetlerinden istifade edin demiş. Bir de öyle elimize bir anahtar verilmiş. Fakat yani işte onları belki belli ölçüde görmüyoruz. Ne göstermiştir onu bir yönüyle? Faikiyet mülazası, üstünlük mülazası, ekonomiye hükmetme mülazası, güç olarak dünyaya hükmetme mülazası. İşte bunlar zamanla birer dürtü halinde insanlarda o arzuları tetiklemiş,
uyarmış. Yani işte bir yakın tarihteki bir petrol fırtınasına bakın. Raif Karadağ'ın. O değerlendirmeye başlamış ve önemli petrol rezervlerinin bulunduğu yerler keşfedilmiş. Ve devlet-i aliyenin parçalanması batılı mütegallipler tarafından kararlaştırılmış. Parçalarsak her birimiz bir yere konarız. Bazılarımız işte Bingazi'ye konarız, bazılarımız Irak'a konarız, bazılarımız İran'a konarız, bazılarımız Suudi Arabistan'a konarız. Ve böylece servet üzerinde oturan Osmanlıların elinden bu toprakları alır ve değerlendiririz. Sonra biriyle uğraşırken karşılarına başka bir şey çıkmış, biriyle uğraşırken başka bir şey çıkmış. Hani bir yönüyle belki hakikate ulaşma adına, belki öyle bir araştırma aşkı, tetkik aşkı bir yönüyle, tecrübe aşkı diyelim, bu aşkları kullanmamıştık. Tecrübe aşkı gibi kullanmamıştık. Deneme aşkı gibi şeyler kullanmamıştık bunları. Yani bunlarla da bazılarında olmuş bunlar da. Böyle kurcaladıkça yeni yeni şeyler bulmuşlar. Mesela günümüzde yeni yeni bulunan şeyler var. Belki bizim anlayamadığımız şekilde Türkiye'de kapatılmış araziler olduğunu bana o işle iştigal eden arkadaşlar, yani bazı yerlerde işte toryum, bazı yerlerde bor. Bor vaka devlet şeyi olduğundan dolayı orada siz arazi kapatamıyorsunuz. Kapatılmış araziler var. Altınla alakalı olduğundan şüphelenilen kapatılmış araziler var. Gümüşle alakalı olduğundan ötürü kapatılmış araziler var. Şimdi o insanların mülazası biraz evvel arz ettiğim hususlara bağlayabilirsiniz yani. Zengin olma, güçlü olma, hükmetme, sözünü dinletme, gözün içine baktırma. Yani bir dönemde devlet-i aliye bu meseleyi ne derece hissetmişti, ne derece farkındaydı, ne derece değerlendiriyordu. Münakaşası yapılabilir bunun. Üstad Necip Fazıl bütün böyle karalamasa dediğinde Yeniçeri'de olduğu gibi derdi ki Türk toplumu düşünen adam yetiştirmemiştir, mütefekkir yetiştirmemiştir. Doğruydu veya değildi. Ama bir yanıyla bakıyoruz ki yani Batı'da Rönesans oluyor, sanayi inkılabı oluyor, teknolojik inkılaplar oluyor. Değişimler Batı dünyayı keşfediyor, çok farklı şekilde okuyor. Ciddi bir araştırma aşkıyla didik didik ediyorlar. Yine üstadın ifadesiyle Necip Fazıl kastediyorum. Eşya ve hadiseleri hallac ediyorlar. Pamuk gibi atıyorlar. Bu da ona ait bir tabirdir. Dolayısıyla yani bazen de min gayri kastin bir şeye rastlıyorlar yani. Adamlar gümüş ararken altın buluyorlar. Altın ararken zebercede ulaşıyorlar. Zebercet ararken yakutla buluşuyorlar. Böyle bir şey oluyor. Ve bunlar onlarda belli düşünceler hasıl ediyor. Hususiyle günümüzde de tabii yemenin, içmenin, böyle rahat etmenin, değişik seyahat vasıtalarında işte kullanılacak malzemeler üretmenin yanı başında enerji kaynakları mevzu çok önemli bir faktör. Yani bir yönüyle her şey dönüyor, dolaşıyor, geliyor. İşte burada şu aydınlığa esas teşkil eden olduğu gibi uçakları uçuran şeyler de oluyor, vasıtaları caddelerde yürüten şeylerde o oluyor. Sokakları aydınlatan şeyde o oluyor. Çok önemli bir şey. Bir karanlık dünya düşünün bundan sonra zannediyorum. İnsanlar amalar gibi el yordamıyla böyle yollarda yürümeye başlayacaklar. Önem arz ettiğinden dolayı biraz da o mevzuda yoğunlaşma var. Yani nükleer enerji santralları falan gibi yollar. Çok değişik yerlerde çok komplikasyonları da oluyor. Hani Çernobil oldu. O Çernobil esas suyun yüzüne vuran yani. Kaç yerde ne sızmalar oldu, ne ölmeler oldu, ne zehirlenmeler oldu ama o Çernobil bir yerdeki haramiliği deşifre etti yani orada. Şimdi bilmem ki yani bundan sonra milletimizde sahip olduğu alanda ve şimdilerde açılma durumunda bulunduğu alanda. Orta Doğu'ya açılıyor böyle. Mesela İran'la hani o dostluk bir yanıyla üzerinde durulabilir, münakaşası yapılabilir. Fakat devletler arası münasebet açısından, çıkarlar açısından aynı zamanda bir mahsuru yok yani. Siz komünist olduğu dönemde bile yani Rusya ile bu türlü devletler arası münasebetler açısından münasebetler tesis edebilirsiniz.
Suriye ile bazı yanları itibariyle münakaşası yapılabilir bu meselenin. Fakat uluslararası münasebet açısından hiçbir zararı yok bu meselenin. Türkiye yeniden Allah'ın izni inayetiyle böyle kendi bölgesinde açılıyor. Ve belli zenginlikler var o bölgede. Yani henüz bizim muttali olduğumuz, olamadığımız dünya kadar zenginlikler var. Belki bundan sonra bizim ilim adamlarımıza, araştırma adamlarımıza, böyle araştırma aşkı taşıyan, hakikat aşkı taşıyan ve aynı zamanda araştırmalarını hakikati bulmaya bağlayan, bir yönüyle sanki araştırmaları sonsuza bağlayan, sonsuza kadar araştırma diyen, sonsuza kadar. Öbürleri, naturalizm nereye kadar insanı fikren, düşünce olarak götürüyorsa ancak oraya kadar götürebilirler. Materyalizm bir insanın nereye kadar gitmesine müsaade ediyorsa oraya kadar yani. Nihayet maddenin sınırlarıyla muhattır biter orada. Fakat siz daha diyorsanız bir helmin mezit ferdi olarak, araştırmacısı olarak meseleyi sonsuza kadar götürebilirsiniz. Tam didik didik edebilirsiniz, hallac edebilirsiniz. Bundan sonraki bizim ilim adamlarımıza, araştırmacılarımıza araştırmaya ayrılacak tahsisatlarla, laboratuvarlarla, araştırma merkezleriyle belki kendi ülkelerini didik didik etme, deliş deşik etme, mamalara kadar inerek yeryüzünü çok iyi sağma, her gün yeni yeni şeyler kotarmak suretiyle onu insanımıza mal etme ve onunla maddeten de insanımızın faikiyetini sağlama. Utlubu rizka fi habayel art hadisi münasebetiyle İltimsul marifete fi amakil kalbi ve habayir ruh buyurdunuz. Dil madeni ne demektir? Hakkın kenzen bilinmesinden maksat nedir? Evet. Bu meselenin bir yanı belki biraz evvelki hususla da irtibatlı. Yani insan zahir yanı itibariyle bir beden, batın yanı itibariyle de bir ruh diyoruz. Yani bu kaba taslak bizim amice yaklaşımımız açısından. Yani zahir yanı itibariyle nöronlar diyorsunuz, sinir sistemi diyorsunuz, kaslar filan diyorsunuz. Ama batın yönüyle işte duyma mevzu, orunmak, his yani, şuur gibi şeyler. Ve aynı zamanda sizin işte adelleriniz, şu kadar mafsallarınız efendimiz, 300 küsür şu kadar mafsal diyor bunlar. Ama bir yönüyle bunların batını da sizin iradeniz, o mevzudaki meşiyetiniz, sizin dileme şeyiniz. Bu mevzuda dilediğiniz zaman, aklınızdan geçirdiğiniz zaman öyle çabuk hemen bu hususları yapmaya muvaffak oluyorsunuz ki insan aklı durur yani. Aklınızdan geçer geçmez daha böyle. Saniye kaybetmeden ne yapmak istiyorsanız hemen onu yapıyorsunuz. Her şeyde insan bazı hususlar hissetmeye bakmalı yani. İhsas çok önemlidir. Bu ihsas menfezlerinden yollar hep ona çıkar, onu gösterir. Çok önemlidir. Yani o işin bir zahiri bir de batını var. Şimdi bu mevzuda da yani bu meselenin zahiri oluyor diyelim. Utlubur rizka veya iltemüsür rizka fi habayel art. Rızkınızı, sizin geçiminizi Cenab-ı Hakk'ın Rezzak ismi. Rahman aynı zamanda Rezzak demektir. Yani sadece beslenme mevzu değil. Kıyamınız olabilecek bir yönüyle. Esvap planında kayyumunuz olabilecek. Cenab-ı Hakk'ın kayyumiyetinin bir aksi olabilecek şeylerin hepsine denebilir. Biraz evvelki o şeyde sıralanan hususların hepsini o kategori içinde mütalaa edebilirsiniz. O mesele insanın zahiri açısından öyledir. Ama insanın batını açısından bakınca insan orada da işte iltemisul marifete fi amakil kalbi ve hayatir ruh falan diyoruz. Siz marifet dediğimiz şeyler yani marifet İlim, icmali ilim, icmali ilimden sonra Allah'ı bilme, sonra tafsiliyle her şeyi yerli yerine oturtma, evet deme o mevzuda. Veya o bilgiyi tabiatınızın bir derinliği haline getirme. Bildiğiniz, kabullendiğiniz, hissettiğiniz şeyler aksine ihtimal vermeyecek şekilde sindirme, içtenleştirme. Ona marifet diyorsak, o işe bir irfan diyorsak, o işin sahibine de arif diyorsak, Hazreti Maruf'a karşı, hani maruf denir mi denmez mi? Hazreti Maruf ne hakka marifet ki ya maruf? Cenab-ı Hakk'ın maruf diye bir ismi yok. Fakat
Hani bilemedik mevzuunda diyoruz yani. Hazreti marufa ulaştırma mevzuunda o bir marifetse şayet, işte o marifet de insanın amakı kalbinde, kalbinin derinliklerinde. İsterseniz vicdan mekanizması diyebilirsiniz. Orada aramak lazım. Latife-i Rabbaniye'de. Latife-i Rabbaniye'yi yani. Diyelim ki bu esma dairesine bakıyorsa, efal alemine bakıyorsa, varlığı, tekvini emirleri doğru okuma mevzuunda bir gözse, bir basiretse diyelim daha iyi, bir basiretse şayet, duyan bir aletse, bir kulaksa şayet, o efendim sır vasıtasıyla belki Cenab-ı Hakk'ın sıfatı sübhaniyesine açılan bir menfezdir. Hafi vasıtasıyla belki zat sıfat arası bir berzakta, bir arafta orada hayret yaşayan ayrı bir gözdür, bir basirettir. Akfa az kullanıyorlar o tabiri. Belki zatı bahte bakan bir yönüyle ve insanda dehşetler, kalaklar, hayretler, heymanlar yaşatan bir şey, bir ufka ait bir bilme meselesidir. Bu açıdan da fi amakil kalp dediğimiz zaman ve aynı zamanda o ruhun hayatı demektir yani. Ruhun hayatı odur. O ruh hayatı derinliklerinde o meseleyi araştırmak lazım. Yani bir taraftan maddi yapımız itibariyle öyle bir araştırıcı olmak, öyle bir müdakkik, öyle bir muhakkik, öyle bir araştırma aşıkı, öyle bir hakikat aşıkı, öyle bir çalışma aşıkı olmak, onun yanı başında aynı zamanda kendimizi ihmal etmemek, kendimize haksızlık yapmamak, kendi derinliklerimizi de keşfetmek, kendimizi iyi bilmek, çünkü insan-ı kamil olmaya namzet yaratılmışız. Kendi derinliklerimize karşı gafil yaşarsak bir yönüyle, işte o ruhi inkişafa ulaşamayız, o kalbi inkişafa ulaşamayız. Oysa ki onlar, ahirette Cenab-ı Hakk'ın namütenayi nimetlerini duyma adına dün de geçmişti. Çok önemlidir yani. Meseleyi derinlemesine duyma. Yani tattığınız, ağzınıza koyduğunuz, elinize temas ettiğiniz, gözünüzle baktığınız, kulağınızla duyduğunuz size zevk verecek bütün mübserat ve mesmuat. Hepsi her defasında sizi kendinizden geçirecek kadar derin olabilir. Her defasında öyle derinlemesine duyarsınız ki Cenab-ı Hakk'ın zat-ı cemalini görmüş gibi mest ve sermest olursunuz. Felek mest, kamer mest, nücum mest, seraser alem mest. Mest, sermest diyor Hazreti Pir de Risalelerde. Bunun gibi. İşte bu da sizin o ruhi derinliklerinizi keşfetmeye bağlı. Kalbi derinliklerin amaki kalbe nüfuz etmenize bağlı. Küntü kenzen mahfiyen diye bir hadis-i şerif olarak rivayet edilir. Küntü kenzen mahfiyen fa'arettu fa'ahbebtu en urafa fa'halaktul halka gibi bir hadis-i şerif var. Ben bir kenzi mahfiydim, bilinmez bir hazineydim. Bu kendi zatını Allah bilir Celle Celaluhu. Bir de fiziki alem, şuurlu insanlar, basiretli insanlar tarafından o mevzudaki farklı mülazamı değişik vesilelerle arz etmiştim. Allah Celle Celaluhu sadece böyle atomlardan oluşan alem, elektronlardan, nötronlardan, protonlardan, moleküllerden oluşan veya daha altı onun iyonlardan oluşan veya daha altı eterden, esirden oluşan alemlerden aynalar yapmak suretiyle orada kendini temaşa etmiş değildir. Hiç bilemediğimiz bir şey arş-ı ama üzerindedir. İşte öbürlerine karşı da biz birer amayız. Kör, bilemiyoruz nedir onlar. Allah Celle Celaluhu hep kendini değişik aynalarda temaşa etmiştir. Azametini, ululuğunu temaşa etmiştir. Bu açıdan da bu hadisin bir mahmili varsa, sağlam bir dayanağı varsa o daha ziyade insan alemi, bu fiziki alem, bu kevn-ü mekanlar, o güneş sistemleri, o kehkeşanlar, o nebulalar, o açıdan Allah Celle Celaluhu bir de böyle bir ayna yapmış. Böyle bir aynada kendi azametini, ululuğunu, kudretini, meşiyetini, ilminin ihatasını temaşa etmiş Allah Celle Celaluhu. Hazreti Pir'in ifadesiyle her sanatkar işte sanatını sever diyor yani işte ondan dolayı. Onun için biz de kainatın mayesi muhabbettir diyoruz. Allah sevdiğinden dolayı yaratmıştır diyoruz. Evet, şimdi kendisi mahfi diyor öyle.
bir yönüyle herkes bilsin diye. Tabii bilecek insanın, bilecek varlığın olması lazım. Ruhaniler, melekler gibi bilecek varlığın olması lazım. Onlar da nurdan yaratılmış yani. Onlar olmadığı dönem de olabilir. Başka şeyler vardır. Onlar olmadığı dönem de olabilir. Başka şeyler vardır. Hazreti Cebrail'in yaşının ne olduğunu bilemiyoruz yani onu. Kendisine sormak lazım. Karşılaşınca sorun yani. Bir trilyon sene mi, iki trilyon sene mi, üç trilyon sene mi, katrilyon sene mi bilemeyiz onu. Enbiya-i İzam var olduğu günden bu yana var. Bütün peygamberlere vahiy getiren o yani. Ama onlardan evvel Allah Celle Celaluhu başka aynalarda, kendine göre aynalarda hep kendini temaşa eder gelmiştir. Kendisi mahfi yani meseleyi böyle götürerek oralarda ben bilinmekliğimi murad ettim diyor. Eskiden ifadesiyle diyelim. Onun için mahlukatı yarattım diyor. Şimdi İbrahim Hakkı Hazretleri meseleyi bu hadis-i şerifle irtibatlandırarak diyor ki sığmam dedi Hak arzu semaya kenzen bilindi dil madeninden. Yine zayıf bir hadis olarak rivayet edilen bir şeyde de Efendimiz Allah Celle Celaluhu arzu semaya sığmadı fakat mümin kulunun kalbine sığdı falan deniyor. Yani orada tecelli olarak Cenab-ı Hak min haysu huve huve diyelim orada. Mahiyetü nefsül emriye demeyelim. Min haysu huve huve işte o olarak tam doğru bilindi. Hüve olarak bilindi. Hüve ıtlakıyla ifade edilen zat neyse işte o olarak bilindi orada diyor. Hadis-i şerifte onu diyor. O zayıf hadis-i şerif. İbrahim Hazretleri de ona telmihte ve işarette bulunuyor. Onun için yine Hazret diyor ki efendim sakın incitme bir canı yıkarsın arşı rahmanı diyor. Yok bu Alvar imamının. Bir canı incitme diyor. Çünkü o bir kenzi, o kenzi mahfiyi taşıyan kalp taşıyor. İşte orası Allah'ın arşıdır. Allah'ın bir mahlukatı yaratma arşı vardır. Bir de her mümine göre hadi tecelli açısından insanın kalbi gibi bir arşı vardır orada. Orada da insan letaifine, insan havası, zahiresine ve batınasına Allah hükmeder. İnce bir şey, o mevzuda terakki etmeyenler bu meseleyi sezemezler. Dolayısıyla da insanın o latife-i Rabbaniyesi veya vicdan mekanizması bir yönüyle arş-ı ilahidir. Bir insanı incittiğin zaman Cenab-ı Hakk'ın arşını yıkmış olursun diyor. İncitme bir canı yıkarsın arş-ı rahmane diyor o yönüyle. Çünkü kenzi mahfi orada mekni yönüyle. Herkesin duyma, hissetme, kabiliyet ve istidadına göre. اَنَّاسُ مَعَادِنُ كَمَعَادِنِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ خِيَارُكُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُكُمْ فِي الْاِسْلَامِ اِذَا فَكُهُ hadisinde Resul-i Ekrem Efendimiz insanları madenlere benzetiyor. Bu teşbihin manası ve irşat mesleğinde muhatabın içindeki cevherin keşfedilmesi hakkındaki mülazalarınızı lütfeder misiniz? Şimdi onun öyle olduğunda şüphe yok. Değişik vesilelerle hep dendiği gibi insanlar potansiyel olarak her şey olmaya namzettirler. Fakat insanlar çok kanaatkâr olduklarından dolayı her şey olma yerine tek ve dar bir şey olmaya kanaat ediyorlar. Yani olduğu hale razı oluyor. Buna Hazreti Pir dun himmetlik diyor. Oysa ki insan çok yüksek bir potansiyelle bu dünyaya gönderilmişse sürekli böyle duydukça, hissettikçe, anladıkça, kavradıkça her zaman değişik şeyler böyle çevresinden, eşyadan, hadiselerden bazı şeyler kotardıkça sürekli çıtayı yükseltmesi lazım. Yine helmimmezi de bağlayabilirsiniz bunu. Evet, insan her şey olmaya namzettir. Düşünün ki bir insan melekleri geride bırakmış. Süleyman Çelebi ifadesiyle Cebrail aleyhisselam Efendimiz'e yürü, top senin, çevkan senindir bu gece demiş. Bir adım daha ileri atarsam yanarım demiş yani. Böyle bir aleme girmiş. Herhalde Haziretül Kuds bir manada ne ifade ediyorsa o. Yani herkes oraya yaklaşamıyor. Fakat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte orada bir dürü yetim diyelim. Sadece yetim demek el alem tahkir mahiyetini ona kullanmış. Eşi meninde olmayan eşsiz bir ince o.
Bir yetim orada. Fakat Allah'ın izni inayetiyle istidat ve kabiliyetlerini kullanarak sonuna kadar, son kertesine kadar melekleri geçiyor orada. Pesend ettiriyor onlara o mevzuda. Şimdi elan meratibiyim, herkesin mahiyetinde aynı şeyler söz konusudur. Elan meratibiyim. O asliyet planında, o yüksek donanıma sahip, diğerleri de belli ölçüde zilliyet planında, gölge olarak aynı zamanda o donanıma sahiptirler. Az kabuklarını kırabilseler, yırtabilseler, az her şey olmaya azmedebilseler, bir şey olmak kanaatkarlığından sıyrılsalar, dilencilik yapmasalar bunu, eli aleme tekeffüfte, teseülde bulunmasalar da esas mahiyetlerini keşfederek mahiyet cevherlerini değerlendirse, onunla zenginliğe yürüseler insanlar. Onunla mahiyetlerindeki cevherlerle cenneti peylemeye yürüseler. Bu da imanla, ibadet-ü taatla vesaire ile, altıncı söz muhtevasına bakın, orada ifade edilmek istenen şeyler bunlardır. Şimdi herkeste vardır. O bakımdan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o külli disipline esas dikkatleri çekiyor. Ennâsü maadinü ke maadinü fiddeti ve zâb. İnsanlar tıpkı altın, gümüş madenleri gibidir diyor. Bunlar. Ama kimisi altın, kimisi de gümüştür. Bu arada bakır olan da vardır. Fakat yine madendir yani bunlar. Herkes derecesine göre onun kendisine bahşedilmiş bir kıymet olduğunu bilme ve bunu kelime-i şehadet ve kelime-i tevhidle ilan etme ve sonra belli ölçüde onun gereklerini yerine getirmek suretiyle öbür tarafta da Cenab-ı Hakk'ın nimetlerinden istifade ederler. Ama herkes aynı seviyede değildir yani. Kimisinin Allah Celle Celaluhu zâlike fadlullah yu'tî men yeşâ, Allah yahkum ma yurid. Allah Celle Celaluhu kimisinin altın mahiyetinde, kimisinin gümüş mahiyetinde, kimisinin İşte fosfor mahiyetinde, kimisini toryum mahiyetinde, kimisini de bor mahiyetinde yaratmıştır. Bunların hepsi belli şeyler yapar, hepsinden belli şeyler istifade edilebilir. Onun için hıyarun fil cahiliyeti, hıyarun fil İslam yani. Diyor ki orada, hakikaten mahiyeti böyle cevher gibiyse bunlar, cahiliye döneminde de yine Allah'a inanmıyordur ama, fakat hayırlı şeyler yapıyordur yani bu. Mesela şimdi bir Hazreti Ebubekir Efendimiz'e bakın. O da Efendimiz gelmeden, Efendimiz'i tanımadan, Efendimiz'i tanıdığında Efendimiz'e çocukluğunda tanıyordu ama peygamberliğiyle tanıma deyince 37-38 yaşları arasındaydı yani. İlk inananlardan olması itibariyle. O güne kadar da o denebilir ki işte cahili zemindeydi. O dönemine bile onun cahili insanı diyemem ben, terbiye müsait değil. Saygısızlık sayarım. Hazreti Ömer Efendimiz'e de diyemem. Nihayet ondan 5 sene sonra, 4 sene sonra o da yapıyor. O da Hazreti Ebu Bekir'den aşağı Efendimiz'den 10 yaş kadar daha küçük, daha genç. O da o 30 yaşlarının şeyinde, kıvamında böyle hareketliğinde yani sizler gibi sizin yaşınızda, başınızda. Şimdi bunlar çok iffetli yaşamışlar. Hazreti Osman Efendimiz gibi, Efendimiz'in yaşında, bazıları Efendimiz'den 3 yaş küçüktü. Bazı zayıf rivayetlerde Efendimiz'den 3 yaş daha büyüktü diyorlar, daha yaşlıydı diyorlar. O kızını vermeye, Zeynep, Rukiye validemizi peş peşin ona vermeye bakmayın yani. Efendimiz'in yaşında bir insandı. Onun için İrtihal-i Daribeka buyurduğunda da 90 yaşını aşkındı neredeyse. Şimdi bunlar Hazreti Osman der ki ben cahiliye döneminde bile haramı uçkur çözmedim. Oysa ki bohemlik çok yaygındı. Bagaya evleri vardı. Hususi evlerin kapılarının önüne bayrak asıyorlardı. Bu eve girme serbesttir oluyordu. Çok rahattı bunlar. Kabe'nin çırılçıplak tavaf edildiği durumlar söz konusu oluyordu. Bütün bunlar vardı ama böylesine bozuk bir atmosferde, bozuk bir zeminde İffet koruma meselesi, bunlar Cenab-ı Hakk'ın onlara öyle bir lütfudur ki, bu lütuf aynı zamanda daha sonra ona vereceği lütufların referansıdır. Size bu cahiliye zemininde bunu lütfeden Allah, o iffeti bir yönüyle, o hayayı veren Allah, nasıl diyor yani, levlem yehafillah lem ya'sih diyor Efendimiz Sehib için. Ni'mel abdü suheybun levlem yehafillah lem yasiliyor. Ne güzel kuldur diyor.
Allah'tan korkmasa bile isyan etmez. İsyan etmemiş bu insanlar. Dolayısıyla öyle bir dönemde eğer isyan diyebileceğimiz, tuğyan diyebileceğimiz, gaflet diyebileceğimiz, şehavat diyebileceğimiz, buhemlik diyebileceğimiz şeylere zerre kadar meyletmemişlerse bunlar hakikaten Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali olmaya namzetlermiş. Tabi Hazreti Ali Efendimiz'in bir şansı var, bir avantajı var. Daha çocukken kendisini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kucağında buluyor. İlk solukladığı şeyler peygamberliğe ait o vahyi, mesaj solukları oluyor. Bir hususiyeti var. O hususiyet evladında da devam ediyor. Bunlar ayrı meseleler yani. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in nesli ondan devam ediyor. Şimdi bunlar önemli. İşte bunlar altın madeni diyoruz belki. Onun ötesinde altın der altın madeni filan. Yani ama biz bildiğimiz en kıymetli maden ve yeryüzünde de rezervleri azmış, az olan şeylerdenmiş. Yani Türkiye'de var ama fakat Türkiye çok zengin sayılmaz bundan dolayı. Yarın bitecek onlar nasıl olsa. İki sıradan Allah yaratabilir olsun. Biz o kadar inancımız da var. Allah'ın izni inayetiyle. Evet, en kıymetli maden Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali. Onlar Muhammed'in yareni. Şimdi bunlar cahiliyede hayırlı olan madenler. Zeminin işte ortamın cahili ortam olduğu bir dönemde demek lazım. Yine o tenzihi yapalım. O tebcili yapalım. Ha, beri tarafta da işte başkaları diyelim. Cahiliye döneminde bir Ebu Cehil, hoyrat bir adam. Bir Velid, hoyrat bir adam. Zikzak çizen bir adam. Velid İbn-i Muğire. Zikzak çizen Utbe. Aptal bir adam. İşte oğlu onun. Velid var. Pelit gibi bir adam. Bunlar da cahiliye döneminde. Neyse bakır mı bunlar? Artık dağıt, kömür mü nedir filan. Üstadımız orada yani birilerini birine benzetirken Ebu Bekir gibi altın ruhlu insanla Ebu Cehil gibi kömür ruhlu diyor demek. İşte o madinde kömüre kadar bir şey var. Evet, bu elmasla kömür mukayesesi de yapılabilir. Çünkü arada kimyevi olarak tek bir basamaklı bir farklılık var yani orada. O tek basamağı sıçrası Ebu Cehil de oraya sıçrayacak ama sıçrayamadığından dolayı o Cehil'in babası oluyor, öbürü de Bikir'in babası oluyor. Bir bekare sergiliyor ki dünya peylesin onu hiç durmadan. Vesselam.